Bu iş bir netleşsin. Şimdi benim 120 bin takipçim var. Bu arkadaşın 600 bin takipçisi var. 600 bin takipçisi olan adam anonim hesaplara sinirlenip karşısındaki adama küfür ediyorsa bunun suçlusu karşısında kim oluyor? Size göre. Bilmiyorum Altaycığım. Ben yine ederek söylüyorum. Ben Müslüman olmasaydım burada beni savunur. Benim şu an kapak fotoğraflarımı bile geç atıyoruz. Mesela videoya atıyoruz, kapak fotoğrafı hazırlayamıyoruz. Discord'um yok. WhatsApp grubum yok insanlarla konuştum. Discord yeni kuracağız. Bu insanları organize edeceğim bir yer zaten yok. İkincisi, bu insanlara mesela ben videom editlenmediği için yükleyemediğim bir video oluyor mesela. Yani böyle bir organik bağım yok gençlerle. Fakat şimdi mesela şeyde, o olayda arkadaş mesela yani Müslümanlara zaten şey yapıyor. Yani dalga geçiyor Müslümanlarla. Sonra diyor ki işte 70 tane huriyi üst üste alıp bilmem ne yapacaksınız şimdi falan diyor. Dalga geçiyor Müslümanlarla. Bu çocukların tepki göstermesinden doğal bir şey. Yani ben şöyle söyleyeyim. Hiç kimseye gidin şey yapın demedim. Benim yapabileceğim maksimum şey canlı yayın çekmemekti. Chat gaza gelmesin diye. Çekmedim. Maksimum yapabileceğim şey bu. Sinan Hoca olayında da öyle. Yani siz bir insanların sevdiği insana küfür ederseniz, daha doğrusu küfrü savunursanız, insanlar size tepki gösterirler. Ya bu dünya böyle dönen bir yer. Bir bu. İkincisi, arkadaşın o gün Discord'undan geldiler. İlk canlı yayından sonra organize olup da geldiler bizim şeyin altına. Tam tersine, hani söylenenin tam zıttına. Bu insanlar bunlara zaten Twitter'da bir hafta boyunca şahit oldular. Yani buna sadece şey de değil, Müslüman yani Time'da tepki göstermedi. Liberaller tepki gösterdi, milliyetçiler tepki gösterdi, ateistler bile tepki gösterdi. Yorumların büyük bir kısmını engellemek zorunda kaldı şeyinde, kendi videosunda. Yani benim videomun 3 katı izlenmesine rağmen yorum sayısı onda biri kadar. Tepki çekti. Bir tek Sinan Hoca'dan tepki çekmedi. Sağ olsun. Bir tek Sinan Hoca haklı buluyor.